Gencim. Efendim? Bu pizza sende de gaz yapıyor mu? Bende öyle genel bir etkisi olmadı şu ana kadar. Bende yapıyor arkadaş. Hayır yani hamur işi olduğundan hani bir anda geliyor ve yumak oluyor ya bağırsaklarda. Demek ki o tıkanma yapıyor. İleride açıldığı zaman da tam açılıyor. Yani benim bağırsaklarım hakikaten çok çalışkan. Sen mi söylüyorum ben? Yalnız bir şey de ifade etmek istiyorum burada. Bu hamur işi yemekten dolayıdır ki. Yani eğer eve dönersek beraber ayrı ayrı taksilerde gidelim. Hanımefendiler sonra yok içeride bir kanalizasyon kozusu mu var? Yok Haliç mi patladı falan gibi kelimeler etmesinler öyle pencereyi açıp lütfen. Bak şimdiden söyleyeyim yani değil mi? Anladım ya en olmadı biz öyle yaparız. Tamam artık o zaman hadi bunu hallettiysek açlıktan ölmeden siparişlerimizi verelim. Ben karar verdim ton balıklı pizza yiyeceğim. Seval'cığım sana da çok tavsiye ediyorum. Çünkü ton balığı insanların beyinsel gelişimi açısından çok faydalıymış. Bakın mesela Erman sen de bak. Mesela benim şu gözlerimdeki böyle bir fıldır fıldır ifade, bir zeka parıltısı, bir böyle canlılık, cin gibilik var ya tamamen balıktan. Biliyor musunuz Seval'cığım lütfen bak denemelisin. Çünkü her zaman değil şimdi Allah için her zaman değil ama arada sırada seninle de böyle bir boş boş bakınmalar oluyor çünkü. Ton balıklı pizza mı olur ya? Ne yapıyorsun ya? Allah'ını seversen biz aileyecek sakatatçı değil miyiz ya? Nereden çıktı bu pizza ya? Hamura verdin kendini arkadaş. Lütfen ya. Sen değil mi? Kuyruk yağından yapıyorlar diye mi seviyorsun sen beni? Aslında beyim doğru söylüyor. Mesela bu pizzadaki tadımsal doruk gerçekten kuyruk yağından. Bakın şimdi şöyle bir durum var. Bu bir genel kültür bilgisi değil mi? Erman dinliyor musun beni? Genel kültür bilgisi. Ben bunu nereden öğrendim? Televizyondan. Fakat asıl işte bomba nerede biliyor musunuz? Ben bu kadar çok bilgiyi nasıl beynimde tutabiliyorum? Ton balığından. Bak lütfen hayatım değiştir şu tercihlerini. Yani normalde tavuk et falan yok. Balık, balık. Çok fark edeceksin. Evet, iyice düşündük. Karar verebildik mi Erman abi? Evet verdik. Üçüncü köprüye yakın bir yerden ev almaya karar verdik. Ne karar vereceğim oğlum? Ne karar vereceğim lan? Altı üstü hamur işi değil mi lan? Bir pizza yani. Ne, araba mı alıyoruz? Karar verdiğimde falan. Baba bak oğlum, rolünü büyütmek için yapma bak. Böyle antel dentel laflara girme. Vallahi tokadı vurdum uzatırım ha. Yeter artık. Kendine gel. İndir elini, indir elini. Erman, lütfen. Lütfen seviyeleri aşağılara çekme ya. Ama sinirlendiriyorlar beni ya. Ama sinirlendiriyorlar beni ya değil. Erman, seviyeyi eksilere çekiyorsun. Bak şu an karşımızda çok sevdiğimiz dostlarımız, komşularımız var. Çok nezih bir ortamda. Lütfen yemek yemeye çalışıyoruz. Lütfen Erman ağzımızın tadını bozmayalım. Seviyeleri daha fazla eksilere çekmeyelim. Tamam Süpo'cum biz kararımızı verdik. 4 tane ton balıklı pizza istiyoruz. Tamam abla. Ya sana ne ya bırak ya bırak. Ya bari pizzada ne yiyeceğime kendim karar vereyim ya. Allah'ını seversin ton balığı yedirtme bana ya. Sen benim balığı iptal et. Yumurta, sucuk, kaşar, hafif de zeytin koy. Ya da koyma bilmiyorum. Tamam Erman. Tamam Erman. Erman, yani şu an karşımızda böyle bizim çok sevdiğimiz komşularımız, dostlarımız olmasa senin gerçekten bir kırı olduğunu yüzüne yani açıkça söylemek isterdim. Dua et karşımızda çok sevdiğimiz dostlarımız var. Ve şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Benim sayemde, benim çabalarım sayesinde seviyeyi zirvede tutmayı başardık. Onlar bizim mükemmel insanlar olduğumuzu düşünüyorlar. Lütfen bu büyüyü bozmayalım. Seval'cığım, nasıl? Mükemmel değil mi? Bak sana bir şey diyeyim mi? İnanmayacaksın. Gerçekten şu an gözlerinde inceden bir parıldama var. Vallahi bak hemen etkisini gösterdi. Ya sen durmadan benim tacıma bakıyorsun. Gözün sürekli tacımda. O yüzden de tacımın parlaklığı senin gözlerine yansıyor da olabilir. Yalnız balığın başka faydaları da varmış. Mesela kalbe iyi geliyormuş. Kandaki kolesterol düşürüyormuş. Ondan sonra libidoyu falan dengeliyormuş. Bu tarz şeylerin faydaları var yani. Öyle mi?
Gökhan'ım. Gökhan'cığım. Buyurun. Bir dakika ya, bir dakika. Şimdi dikkatli bak bakayım bana. Dikkatli bak, çok dikkatli. Yani süzerek değil. Belden yukarıma bak, aşağıya bakma. Kafama bak. Bakıyorum. Görüyor musun? Büyüme var mı? Kulaklarda, kafada yok mu? Var, 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 var. Bak ben kendimi hissediyorum yani. Bir, bak bir dilim pizzada büyüme, hamur geliyor, toplanıyor buraya kalıyor. Sabah da fıs diye iniyor biliyorsun. Aynı boya geliyor. Sempati, tam sempati. Olamaz öyle bir şey ya. Kendisi sempatinin, neşenin gerçekten göbek adı. İşte bizim bütün yemeklerimiz, evdeki bütün ziyafetlerimiz hep böyle şey şakrak bir şekilde geçiyor. Siz hiç espri yapmıyor musunuz Gökhan Bey? Yani geldiğinizden beri, ta akşamın başından beri ben sizi çok durgun görüyorum. Evet ya. Aslında ben yaparım, gayet esprili bir kişiyim ama yani şu an yani. Belki ortam olmadı diye. Gökhan çok güzel fıkra anlatır. Ah, evet. Aa, gerçekten mi? Hiç belli olmuyor. Patatesleri alıyorum Gökhan. Aa, rica ederim, buyurun. Buyurun ya. Lütfen anlatınsanıza. Anlat la bir tane, vallahi. Şu an yemek yiyoruz aslında, masa ortamı diye ben biraz... Lütfen. Nasıl? Lütfen. O zaman çok yakın bir arkadaşımın anlattığı bir fıkra vardı. Evet. İsmi Sinan. Adamın biri bara gitmiş. Çay istemiş. Bir çay alabilir miyim? Limonsuz demiş. Barman de demiş ki, limon kalmadı. Mandalinasız versen. Limon kalmadı demiş. Yani mandalinasız. Limonsuz isteyince limon kalmadı demiş. Yani mandalinasız. Fark etmez. O da ben de tercih miyim demiş. Onu, o belki başka bir versiyon olabilir ama benimki sadece buydu yani. Erman Bey. 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 Ya tamam, gitti gitti. Oh. Bela mı çıktı, ne oldu ya? Heh. Arkadaş ben sana ne dedim? Demek ki benim bademciklerde küçüklük var. Götürdüm. Ölüyordum ya, gözüm karardı ya. Meğer söyledim kararmadan hitap etmiş. Vallahi diyorum ya, ölüyordum az daha ya. Allah razı olsun, hakikaten. Gökhan vallahi teşekkür edeceğim. Kusura kalma, öpeceğim birader. Vallahi Allah razı olsun. Rica ederim ben. Vallahi Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bir derdin bir şeyin olursa vallahi arkamdayım. Vallahi Allah razı olsun. Kadar harika bir geceydi, değil mi Gökhan'cığım? Kesinlikle, çok teşekkür ederiz. Evet. Bizim için de öyle, gerçekten çok unutulmaz bir geceydi. Ya biz sadece bu geceyi değil, yani bugünün tamamını hayatımız boyunca asla onu unutmayacağız. Lütfen sık sık tekrarlayalım bunu, lütfen. Sık sık mı? Evet. Ya. Bana bak, hatta şu aradaki çitene gerek var, bunu kaldırıp atalım. Erman, bana bak, hatta sen haftaya pazar eline bir balta al da şu çiti kırıver. Ben böylelikle Seval'ıma daha sık sık uğrayabileyim, değil mi? Beton mu, toprak mı bura? Bilmiyorum, daha baktırmadık oraya. Gökhan'cığım, Allah senden razı olsun. Vallahi bak, samimi söyleyeyim, öz kardeşimden daha çok seviyorum seni. Bak bunu ifade edeyim, gece gece Allah çarpsın her yalanım var. Rica ederim, çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın bugün. Sen olmasaydın ciddi söylüyorum ölebilirdim ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim Erman Bey. Hayatımı kurtardın. Bundan gayrı sana bir can borcum var. Öz kardeşimsin. Hakikaten diyorum bunu. Bir şeye ihtiyacın olduğunda lütfen yaklaş. Lütfen ya, lütfen. Lütfen. Tabii, gerçekten hiç ne gerek var ben? Görevim yani. Korkma, ısırmam, yaklaş ya. Ben sadece evet çok yakınlaşmak. Ne olur ya, ne olur. Kokuyor mu bir şey? Ay yok, rica ederim acaba hani. Allah razı olsun. Bir şeye ihtiyacın olduğunda manevi, abi,
Gel evi su bas da abi logar patladı ne olursa olsun bak. Para kısmı yani maneviyat ama maddiye çok şey yapmayalım. Bulaşmayalım yani. Ama ne olursa olsun bak böyle kalbin daraldı. Samimi söylüyorum daralırım burada kendimi öldürürüm bak haberin olsun. Çok. Bugün de yatıyorum Fatiha okumadan sana bak yatarsam namusum. Çok teşekkür ederim ben bu sloganı unutmuyorum Erban abi yetiş. Eğer bir problem inşallah olmaz olursa ben sizi... Gel lan. Gel lan derken ya, ben... Gel lan. Okey. Sevam ne oldu? Ah çit bak. Çit biraz. Gel Sevam. Canım. Teşekkür ederim. Canım. Teşekkürler. Sevalcığım, Allah teşekkür bizi ederim. Ayırmasın. Teşekkür ederim Allah Erman Bey. Allah bizi ayırmasın Sevalcığım. Bu mu ayrılık bu mu? Çok teşekkür ederim. Allah bizi ayırmasın. Hadi i̇yi hayırlı geceler. İyi geceler. Çocuklar, hayırlı geceler. İyi geceler. İyi geceler. Tekrar iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Karı niye titreyerek konuşuyordu lan? Duygusallıktan içi katıldı ya onun, içi katıldı. Ay çok tatlılar ya. Vallahi maşallah. Vallahi Fatiha okuyacağım bugün onu, yemin ediyorum bak. Anahtar? Bende. Ay hiç ayrılasım gelmiyor, ne kadar tatlılar ya. Ya bir duygulan lan, bir duygulan. Geç. Allah Allah ya. Şşt, dikkat çekmeyin. Dikkat çekmeyin, çok huzursuz hayvandır, dikkat. Allah belanı vermesin. Sen de sabah sabah çocuklara vurma diyorsun ya. Ben şimdi bunları nasıl dövmeyeyim ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne fosfor ya? Kızım bu nasıl üstün senin ya? Trafik lambası gibi. Şuna biraz mukayyet ol ya. Anan adı abiye senin kıyafetine bak ya. Şu oğlana bir bak Allah'ım bu çantası ne ya? At pazarına mı gidiyor, okula mı gidiyor belli değil ya. Erman fareyi görüyor musun aşağılarda mı? Yok Tosun görünürlerde yok da Allah verir de çantayı yemeye ya. Tosun kim? Farenin adı. Ben koydum. Ya bak gör, vallahi çok seveceksin. Çok toroman, çok semiz yani. Bir gör böyle yanakları falan. Yani insanın şey yapası geliyor. Yani bir oturuşta bir koltuk yiyor ayrı da neyse. Erman lütfen şöyle konuşma. Gerçekten korkuyorum. Ne korkuyorum lan? Ben korkuyor muyum? Bak bir sakinliğime, bir sinirime. Görmüyor musun beni? Ben korkuyor muyum? Kocam var arkanda. Benim adım Erman Kuzu. Benim atalarım Orta Asya'nın... Girişteki yerin adı neydi lan? Söyle. Kapadokya ne? Allah belanı vermesin. Orta Asya diyorum. Orta Asya'nın merkezinden geliyorlar. Adres bilinmiyor. Mezopotamya işte ya, Mezopotamya. Her neyse tamam da. Sen bir defa bana korkak diyemezsin. Düğünde görmedin mi herifi nasıl kafa attın manyak? İşte onu bari. Allah'ın önüne gitti kız Allah belanı. Ben burada kaldım. Çocuğuma ne geç, ben kaldım burada. Ver şuna at pazarı, geç lan geç. Allah. Ben kaldım burada. Ya öyle dikkat çekmeyin. Kızım nerede bu fare? Ya orada işte sandalyenin üstündeydi. Ay pardon, annemin gün yumaklarından biriymiş. Ay yanlış alarm oldu, çok pardon. Kızım sen niye böyle konuşuyorsun Melody? Yani çok pardon, çok pardon falan diye. Biz Fransız mıyız ya? Niye böyle konuşuyorsun kızım? Sosyete miyiz biz? Niye ağzını geveliye? Bak sabah vurmayayım dedim ama kendileri kaşınıyorlar ya. Çok pardon ne ya? Çok pardon ne ya? Erman, lütfen sana yalvarıyorum. Lütfen ortama daha fazla gelme. Zaten korkudan gerçekten libidom eksilerde. Şimdi düşüp bayılacağım ha. Melody kuzu, senden de ricam. Güzel Türkçemizi baban ve ben gibi en mükemmel şekilde konuşmaya çaba harca, efor sarf et. Lütfen. Duydun mu kız? Ananı örnek al, ananı örnek al. Yürüyün hadi ben mesaiye gideyim. Hadi sinirlendirdiniz ya hadi. Önden buyur lütfen. Yavaş ittirme Allah belanı vermesin ittirme. Hadi bakayım çocuklar. Geçin çocuklar ben arkanızdayım korkmayın yavrum arkanızdayım. Lan Şupo, duvarı yıkıp benim tarafıma geçmişsin lan. Çek lan şu kafanı. Oğlum
Bak asıl sen benim bölgeme tecavüz etmişsin. Çek şu kafanı. Çek. Cik cik ne lan? Çek lan şu parmağını. Oğlum çek şu kafanı ya. Çek lan şu kafanı. Oğlum çek şu kafanı. Bir şey soracağım. Kulaklarım yerinden lan. Duruyor, benimkiler duruyor mu? Duruyor. Burun yerinde benimkiler. Tamam duruyor. Lan gel, çıkalım lan şuradan. Lan faresine bak lan. Lan faresi. Oğlum hadi lan çık. Çık lan. Git. Oğlum gel. Hadi oğlum hadi gazla. Lan. Günaydın abla. Güle güle abla. Yarcan ne oldu? Nedir bu telaş? Abla bodrum katında fare var. Lağım faresi. Aa böyle. Fare değil ablacığım. Bildiğin sus amuru. Sen nereden çıktın? Ay, eniştem sana anlatır abla. Uzun hikaye. Neyse biz kaçtık. Sizi de Allah kurtarsın. Haydi. Haydi çık lan dışarıda giyiniz. Kapat kapat. Çocuksunuz tabii oğlum. Karı gibi kaçarsınız siz. Zaten korkaklığınız da ünlüsünüz yani. Lan. Onu ne takıyorsun? Ay yanımda. Atkım şurada baba. Pardon ya. Atkı mı bu? Ne bu lan? Bir tane koyundan mı yaptılar bunu? Bu ne? Hadi çocuklar hazır fare aşağıdayken siz de oyalanmayın, okulunuza geç kalmayın. Ay keşke fare olmayaydı da yani şu problem beni mahvetti. Yavrularıma kahvaltı hazırlamak bu sabah için en büyük emelimdi. Olmadı, akşam yemeğine telafi ederiz bunu. Oldu mu yavrularım? Lan evde olağanüstü hal uygulanıyor. Siz hala maddiyat peşindesiniz. Bırakın bunları ya. Bırakın ya. Ben burnu kıralım mıyım oğlum? Sürekli para ver, para ver ya. Biraz paranın kıymetini bilin. Dünyanın parasını alıyorsunuz oğlum. Lütfen ya. Asgari ücret kaç para bilmiyor musunuz? Lütfen ya. Düzgün harcayın şunu ya. Babanız bunu... Bak, bana bak. Hareket yapma. Babanız bunu kazanana kadar gıça ayrılıyor akşama kadar. Bak ayaklarına. Bak, bak, bak. Aha. Zebra'nın ayağına döndü varisten bak. Yemyeşil. Algılı, zebra gibi aynı. Yeter ya. Arda kuzu, Melodi kuzu, babanız haklı. Lütfen biraz daha saygı, biraz daha anlayış. Çok teşekkürler. Alabilir miyim canım? Neyi? Şimdi bak. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi Allah zihin açıklığı versin yavrum. Bak, bak, bak. Bok var bak, bakın. Ha. Hadi biz kaçtık. Eteğini aşağı indir, eteğini aşağı indir. Bu kıza iyi bir rotbalans ayarı çekmek lazım ha. Şuralarını kapat ya, her yerin gözüküyor. Yürü, çık, 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 çık. Yeter ya, bir onlar bir işir, bıktım ben ya. Mesaiye gidiyorum, müştakla uğraşıyorum. Herif her gün beni kapılarda gözlüyor ya. Zaten kafa vurmamak için zor tutuyorum kendimi. Yeter ya, hadi eyvallah. Erman ben ne olacağım? Sen ne olacaksın? Normal olacaksın. Ne demek ne olacağım? Ne oldu? Yani ben kaderimle baş başa bırakıp gidiyorsun öyle mi? Ne demek kaderimle baş başa bırak? Kız sen ne yapıyorsun sabahtan akşama kadar evde? Ne yapıyorsun sen? Kız yorulan benim. Kız görmüyor mu ayaklarımı? Akşama kadar ben geziyorum ya. Dert bende. Motor su kaynattı artık. Yeter yürüyemiyorum ya. Sen akşama kadar evinde bir iş yaptığın yok. Yemek yaptığın yok. Ev temizliği yaptığın yok. Akşama kadar burada öyle kanepenin üstünde organlarını yayıp uzanıyorsun yani. Ne yapıyorsun sen? Senin ne derdin var? Erman. Ne? Sen ne yapıyorsun ya sabah sabah? Bravo ya, sana tebrik koyuyorum Erman. Ne yapıyorsun, bu nasıl bir söylem biçimi ya? Erman, ben sana diyorum ki, ben dana kadar bir fareyle bu evde ne yapacağım? O fare bana karşı saldırıya geçerse ne olacak? Sen merak etme, fare bir tek insanları ısırıyor, rahat ol. Ay sen ne yaptın şimdi, bana hakaret mi ettin? Yani sen insan değilsin, çok affedersin, hayvansın mı diyorsun? Ne alakası var ya? Şimdi sen hayvansın mı dedim ya? Yani insan olmayan her şey hayvan mı oluyor? Sen ne demek istiyorsun ya? Ne oluyor peki? Ben ne bileyim yani, bunun hayaleti var. Yani ruhu var, ini var, üç harflisi var, ucay ucubesi var. Nereden bileceksin ya? Her türlü şey var. Yani hayvan olmayıp da bu tür örnekler verebileceğimiz... Ya ne konuşturuyorsun sen beni? Allah'ını seversen ne konuşturuyorsun? Ne konuşturuyorsun? Hadi eyvallah ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum. Kapıyı aç. Çok güzel Erman. Çok güzel. Demek kendi öz karını böyle ölümcül bir tehlikeyle yüz yüze bırakıp yüreğin ferah bir şekilde gidebileceksin. Abiyeciğim benim mesaiye gitmem lazım. Geç kalıyorum işime. Erman yani benim başıma kötü bir şey gelse ölsem kalsam hiç üzülmeyeceksin değil mi? Ben sadece bunu merak ediyorum değil mi?
Hiç. Senin o konuda için rahat olsun. Hiç kendini dert etme yani. Çünkü ben Allah'ın sevmediği kuluyum. Öyle bir şey olsa Allah'ım zaten ne sen burada olursun ne de ben yani. İstemem mi? İstemem mi? Beni hiç şaşırtmadın Erman kuzu. Ama yatarken hadin abiye diyorsun ya, ben sana harfiyen hatırlatacağım bunları. Ya yeter ya, beni etinle tehdit etme ya. Teşekkür ederim bir tanem. Gökhan'cığım, akşam işten erken çık bari. Beni bunlarla fazla yalnız bırakma. Sen korkma aşkım, söz veriyorum. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ne oldu aşkım? Ne oldu bir tanem? Birin mi ağrıdı? Yok, yok. Ben şu an ölmek istiyorum. Neden ölmek istiyorsun bir tanem? Kuzular ortadaki çiti kırıp kapı yapmışlar. Bu yaptığın adiliğe inanamıyorum Erman. Ya tamam ben çözeceğim diyorum. Sen merak etme, kalkma kafana ya. Eyvah, kuzular. Ya çık biraz hava al, pazara git. Bir şey alma. Bir misafirliğe git arkadaşına ya. Sen ne diyorsun Erman? Benim misafirliğe oturmaya gidecek arkadaşım mı var? Yok mu? Aşkım, hadi sen kaç kurtar kendini. Bir tanem, sen ne olacaksın peki? Sen beni merak etme. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Birimiz kurtulsun bari. Tamam, dikkat et, dikkat et bir tanem. Hadi, hadi. Sevalcığım. Peki. Ay, günaydın. Günaydın. Bir dakika. Erman, ben şimdi ne dedim sana? Sevalcığımla Gökhan'cığıma söyler misin lütfen? Ne dedim şimdi, ne dedim? Allah belanı versin, sen dünyanın en adi herifisin dedin. Onu demiyorum ya. Şimdi dedim ki benim misafirliğe gidecek bir arkadaşım mı var dedim. Ha evet dedi, doğru. Ne kadar kalbi temiz bir insanım. Allah'tan dedim ki kendim için bana sığınacak bir ev, bir dost, bir arkadaş, bir sırdaş dedim. Seni bana gönderdi Sevalcığımı. Ay Abiye Hanımcığım, yani ben bunu hak edecek ne yaptım ki? Erman tamam, sen gönül rahatlığıyla gidebilirsin işine. Beni hiç merak etme. Ben sen gelene kadar Sevalcığımda otururum. Ama niye ki? Beraber televizyon seyrederiz, kahve içeriz, sohbet ederiz. Çok güzel akıcı bir gün geçiririz. Şu enerjiye bak ya, Allah'ını seversen şu enerjiye bak ya. Gökhan'ım ne yapıyor? Kestek ala kurtul oradan. Erman ne yapıyorsun? Ne kadar ayıp. Gökhan'cığımı niçin ayağına çağırıyorsun? Bizim artık direktman Sevalcığımın bahçesine açılan bir kapımız var. Bak ya, ne kadar ortalık karıştıran bir kadın bu ya. Gördün mü? Şurada kaldık ya. İki destelerle hallettim ben, merak etme. Yalnız menteşeleri biraz yağlamak lazım. Yeni olduğundan gıcırtı yapıyor yani. Siz, İnşallah. Zaman içinde onu... Yani. Çözeceğiz Erman Bey inşallah. Yani. İnşallah. Bu koku ne lan? Logar patlamış. Tosunun nereden geldiği belli oldu. Ne sıkıştıysa oraya yani, ancak buraya yani kadar açabildiler. Ne yapacaksın? Ben işe gidiyorum, biraz acelem de var aslında, çok fazla oyalandım burada. Ne taraftan? Ben bankaya doğru gidiyorum, siz eğer yol üstündeyse bırakayım sizi de. Olur, fark etmez, buyur. Lütfen. Buyurun, lütfen, buyurun. Önden, ben, önden, tabii ki önden, sevinirim. Önden, lütfen. Aşkım benim için dua et. Abiye Hanım görüşmek üzere. Sevam. Maşallah de bu kadar mutlu olma, bu kadar mutlu olma. Nazar değer. Geliyorum, hemen geliyorum maşallah. Türk malı ho.